Mersin Toros Üniversitesi tarafından bu yıl birincisi düzenlenen lojistik sempozyumu üniversitenin Bahçelievler Kampüsü'nde gerçekleştirilen töreniyle başladı. Mersin Valisi Hasan Basri Güzeloğlu ve İstanbul Ticaret Odası Başkanı Murat Yalçıntaş'ın da katıldığı lojistik sempozyumunun açılış konuşmasını yapan Mersin Toros Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Ali Özveren, üniversite olarak temel amaçlarının Mersin'in kalkınma konseptine uygun olarak ihtiyaç duyduğu insan gücünü yetiştirmek ve kentin yararına olan ARGE çalışmalarına imza atmak olduğunu kaydetti. Mersin'in dinamikleri olarak, Mersin'in ekonomik dinamikleri olarak ihtiyaç olan insan gücünü yetiştirmek. Bunu en iyi şekilde yetiştirmek. Ve bu kentin dinamiklerinin ihtiyacı olan ARGE çalışmalarını yapmak. Mersin Valisi Hasan Basri Güzeloğlu ise lojistik kavramının ilk çağlardan itibaren var olduğunu belirtti. Sivil ve sosyal uygarlık gelişimini temel alan kentlerin lojistiğe nehirlerle başladığını ifade etti. Mersin'in doğu ve batı arasında sunulan eşsiz bir konumun ve yerleşimin sahibi olduğunun altını çizdi ve Mersin'in Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 2023 hedefinden kısa bir süre sonra dünyanın en büyük ilk 10 ticari limanından birine sahip olacağını vurguladı. Mersin, Doğu-Batı arasında sunulan eşsiz bir konumun ve yerleşimin adıdır. Mersin Limanı'nın hedeflemesi 2023'te 15 milyon konteyner TEU'dür. Sayın Başbakanımızın açıkladığı 2023 hedefinde Mersin, dünyanın en büyük ilk 10 ticari limanının gerçekleştirileceği kentin adıdır. Yapılan konuşmaların ardından sempozyuma katılan protokol üyeleri plaket ile ödüllendirildi.